Sayın Yalçın Gürbüz ve yönetimine bize ilçe başkanlığına böyle bir fırsat verdikleri için teşekkür ederim. Değerli basın mensupları ve misafirlerimiz, ben Emirdağ CHP ilçe başkanı Barış Can olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. İlçemizin mevcut sorunlarını ve bazı uygulamalara eleştirilerimizi dile getirmek adına il binamızda sizlerle buluştuk. Emirdağ merkez 20 bin nüfuslu köyleriyle beraber yaklaşık 40 bin nüfusa sahip bir ilçedir. Temel yerin kaynakları tarım ve hayvancılık olmakla beraber yurt dışında ikamet eden hemşerilerimizden de ciddi ekonomik destek almaktadır. Gelişmekte olan bir organize sanayimiz bulunmaktadır. İlçemizin en büyük problemleri uzun yıllardan beri ciddi bir şekilde göç vermesidir. Göçün sebepleri başta işsizlik olmak üzere sağlık ve eğitimdir. Göç sebeplerinden olan sağlık problemleri yıllardır ilçemizin karayan yarasıdır. İlçemiz Çilli Mahallesi'nde olan mevcut hastanemiz diğer devlet dairelerinin taşındığı gibi Eskişehir yolu üzerine taşınması kararlaştırılmıştır. Bu sebeple o bölgede oturan mahalle sakinleri bu konuda oldukça rahatsız. Mahallelerinde hiçbir yatırım kalmadığı ve mahallelerinin gerilediği konusunda hemfikirler. Dahası mevcut hastanenin zemini Emirdağ bölgesinin en dayanıklı ve sert zemine sahip. Bir diğer hususta mevcut hastanenin trafik olarak daha sakin ve acil durumlarda çevre yoluna ulaşımı çok daha kolay olduğu da bilinmektedir. Oldukça kullanışlı ve 100 yatak kapasiteli olan hastanemiz yerine yeni yapılacak hastane 50 yatak kapasiteli olarak küçültülecektir. Hastanenin taşınmasının ilçemize hiçbir katkısının olmayacağı gibi sadece o bölgedeki binaların değerini yükselterek birkaç kişiye rant sağlayacağı inancındayız. Ayrıca mevcut hastanemizin bahçesinde bulunan diyaliz merkezi Afyon ilinin en gözde diyaliz merkezlerinden biridir. Mevcut hastanenin bahçesindeki diyaliz merkezi de atıl duruma düşecektir. Ayrıca hastanenin arazisi bağış olduğu için tapu üzerinde başka hiçbir şekilde kullanılmaması üzerine bağışçılar tarafından şerh konulmuştur. Bugüne kadar hiçbir şekilde tam kapasite çalışmamıştır. Bunun başlıca sebebi yeterli branşlarda doktorların ve cihazların olmamasıdır. Yeni hastanede daha küçük ve az yatak kapasiteli olacağından dolayı döner sermayede de ciddi bir düşüş olacaktır. Zaten doktor eksiğimiz varken döner sermayenin azalmasından dolayı doktor açığımız daha da artacaktır. Çok eski olmayan hastanemiz taşınmak yerine çok daha az bir maliyetle güçlendirilerek hizmet vermesinin daha uygun olduğu inancındayız. İlla ki yeni bir hastane yapılması gerekiyorsa bölgenin ihtiyacı olan trafik hastanesinin Ankara-İzmir karayoluna yapılarak ilçemizin ve bölgemizin sağlık problemi kökten çözülmüş olacaktır. Bizim ihtiyacımız ilçemizde hizmet veren hastanenin küçülüp rolanına bağlanması değil, yazın 100 bin aşan nüfusumuzun tam olarak sağlık ihtiyacının karşılanmasıdır. Şuursuzca ve gereksiz yapılan yatırımların hem ülke kaynaklarının boşa harcanmasına sebep olmakta hem de Emirdağ'ımızın olumsuz etkileneceği için göçler arttıracağını düşünmekteyiz. Yapılacak binalarda ilçe güvenliğimiz için bunlara dikkat edilmelidir. Sorunlarımızı anlatmakla bitmeyeceğini biliyoruz. Fakat sesimizi duyurma fırsatı doğunca içinizi dökmemek elde değil. Doğalgaz Emirdağ'a gelmiş olmasına rağmen yıllardır altyapı çalışmaları bitmemiştir. Mevcut belediye başkanımızın seçim vaatlerinde 2020 yılının sonunda biteceğine söz verdiği halde döşenen hat ilçenin %50'sine bile ulaşamamıştır. Bununla ilgili çalışmalar hızlandırarak bir an önce bitirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Ayrıca doğalgaz çalışmalarından dolayı Köstebek yuvasına dönen yollarımızdaki bozuklukların düzeltilmesi gerekmektedir. Zaten ilçe belediyemiz borç yükü altında ezilmekte, bu sebepten dolayı kaynakların doğru ve verimli şekilde kullanılması şarttır. İlçemiz belediye binası gayet kullanışlı iken
bir sürü vasıflar yapılarak başka limaya taşınmıştır. İlçemizde birçok eksiklikler ve borç yükü varken önceliğimiz bu olmamalı. Kaymakamlık binamız çürük. Raporu mevcut. Nasıl gerekmektedir? Bununla ilgili Kaymakamlık Bakanımız ve Belediye Başkanımız çalışmaya başlamış, hatta yer tahsisinde bile bulunmuşlar. Fakat bu konuda düşündükleri yer zaten ilçemizde az sayıda olan ve park olarak faal çalışan yeşil alan belirlenmiştir. Yazın nüfusumuzda olan artıştan dolayı vatandaşlarımızın nefes alıp oturup zaman geçireceği mevcut yeşil alan ve parklar yetersizdir. İlçemiz içerisinde kaymakamlık binasının yapılacağı başka yerler mevcut iken yeni binanın belirlenen parka yapılması gerekmemektedir. Bu konuda yetkili bakanların gerekli sağduyu göstereceği düşüncesindeyiz. Aslında en önemli sorunumuz Emirdağ Sıradağları'nda bulunan Emirdağ Yaylaları'nın altın madeni firmalarınca arama yapılmasıdır. Mevcut yaylalarımızda maden çıktığı takdirde ocaklar açılıp siyanür ile ayrıştırma yapılacaktır. Bu yer üstü ve yer altı su kaynaklarını etkileyeceği gibi yer üstündeki maden ocaklarının durumu ortadadır. Emirdağ'da küçükbaş hayvancılık yaygın bir şekilde yapılmaktadır. 150 bin kayıtlı küçükbaş hayvan bulunmakla beraber 100 bin adet kayıtsız küçükbaş hayvan olduğu tahmin edilmektedir. Yaylamızda yapılacak olan maden ocakları, Emirdağımızın temel gelir kaynaklarından birisi olan hayvancılığa çok büyük zarar verecek. Ayrıca endemik bitki türlerimiz de yok olacaktır. Yaylamızın bir diğer özelliği de yılkı atlarımızdır. Yılkı atlarımız siyanür zehirlenmesiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Kısacası yaylamızda açılacak maden ocakları hem doğayı, hem canlıları, hem de tüm Emirdağlıları olumsuz etkileyecektir. Bununla ilgili çeşitli doğa grupları, avukatlarımız, il başkanımız Yalçın Görgöz, milletvekilimiz Burcu Köksal ve genel merkezimizle birlikte haklı mücadelemizi sürdürmekteyiz. Lakin herhangi bir resmi kurum ve mevcut belediye başkanımızdan hiçbir açıklama ve destek alamadık. Biz mücadelemizi haklı olduğunu biliyoruz ve sonuna kadar davamızın arkasındayız. Kıymetli zamanınızı ayırıp ilçe sorunlarınızı dinleyip sesimizi yükseltme şansı verdiğiniz için başkanlığımız ve değerli basın mensupları arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim.